Mustafa Bey, öncelikle röportajımızı kabul ettiğinizi teşekkür ediyoruz. Seçime ne uzun ne kısa bir süre var. Aslında işte 1,5-1 yıl gibi bir şey var. Tam tarihi kesinleşmesi de. Zeytinburnu'nda Mustafa Fazlıoğlu ismi ön plana çıkmaya başladı. Siyaset arenasında. Önce Mustafa Fazlıoğlu kimdi? Sizi bir yakından tanıyalım. Ben de size hoş geldiniz diyorum Zeytinburnu Haber ekibi olarak. Mustafa Fazlıoğlu, Fazlıoğlu ailesi Zeytinburnu'nun ilk kurucu ailelerindendir. Benim büyük dedelerim, amcalarım 1940'lı yıllarda Zeytinburnu'na geldiler. Hemen İkinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında Zeytinburnu'na yerleşen ailelerden birinin ben evladıyım. Ben 1959 Rize doğumluyum. 68'de Zeytinburnu'na geldim. İlk orta ve lise öğrenimimi Zeytinburnu'nda yaptım. Üniversiteyi Edirne'de Mimarlık Fakültesi'nde okudum. 83 yılında mimar olarak mezun olduktan sonra İstanbul'da hem iş hayatıma hem diğer faaliyetlere başladım. Hemen 84 yılında o günkü kurulan SODEP'e üye oldum. SODEP, SHP-CHP partileşme sürecinin içinde oldum. İlçemde yaklaşık 30 yıldır süren bu siyasi hayatımda partinin üyeliğinden, mahalle delegeliğinden, ilçe başkanlığına kadar birçok kademesinde görev yaptım. Ayrıca Mustafa Fazlıoğlu olarak ben meslek odamda da hemen 83 yılından sonra üye olarak mesleğimle ilgili de bir taraftan ticari çalışması yaparken bir taraftan meslek odam içerisinde de etkinliklere katıldım. 12 Eylül sonraki süreçte Mimarlar Odası'nın yeniden yapılanması döneminde su dışı bölgesinde odanın örgütlenmesi çalışmalarında aktif olarak katıldım. Ve bugün işte Bakırköy'de Bakırköy Mimar Odası olarak bilinen asıl adı Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği'nin kurulmasında ön ayak oldum. Bunun yanında birçok sivil toplum örgütünde, spor kulübünde faaliyetler gösterdim, yöneticilikler yaptım. Toplumsal bu anlamıyla mücadelenin birçok alanında yer aldım ve oldum. Meslek odamın mücadele içerisinde olduğu dönemlerde hep yanımda oldum. Kamu ve toplum yararı anlamında ciddi çalışmalar yapan Mimarlar Odası'nda aynı zamanda ikinci bir eğitimimi de tamamladım. İşte Mustafa Fazlıoğlu, kısaca tanımlamak gerekirse ben buyum. Bu şekilde hem Zeytinburnu'nda hem İstanbul'da hem oda çalışmaları hem siyasi çalışmalarla birlikte iş yaşantımda devam etmeye çalışıyorum. Aslında siz siyasette bir ilçe başkanlığı döneminiz var. Sonra sanki siyasette uzaklaştınız mı yoksa çok fazla ortada mı gözükmediniz? O aşamadaki bugüne kadar olan siyasetteki durumunuz neydi? Yani aslında ben hiç uzaklaşmadım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde, parti içerisinde ilçe başkanlığım öncesi dönemleri de ilçe yöneticiliklerim var. Çeşitli kademelerde hep çalışmalarım oldu. Birçok seçimde, seçim komitelerinde görev yaptım. İlçe başkanlarının verdiği bana bütün görevlerde bulundum. Bu anlamıyla hep partimin içindeydim ve tüm çalışmalar içerisinde aslında yer aldım. Bu zannediyorum gözden kaçmış olabilir. Biraz daha geri planda peki çalışmalarım bir süre böyle devam etti. Böyle bir algı olmuş olabilir. Ama parti için takip eden, parti için olan tüm arkadaşlarım benim partili olan ilişkimi, partili olan sürekliliğimi bilirler. Ama yoğun olarak Mustafa Fazlıoğlu ismi en son yapılan CHP İlçe Kongresi'nden sonra ortaya çıkmaya başladı. Burada değişen şey neydi? Sizi ön plana çıkartan şey neydi? Örgütten mi geldi bu destek? Bunu bize açıklar mısınız? Yani ben yaklaşık dedim ya 84 yıldan beri Zeytinburnu'nda Cumhuriyet Halk Partisi Sosyal Demokrat Hareket içerisinde olan bir arkadaşınızım. Ben 2000'li yıllarda, 2000-2003 yıllar arasında ilçe başkanlığı yaptım Zeytinburnu'nda. Parti içindeki tüm arkadaşlar benim partiye, sosyal demokrasiye yaklaşımım, yaptığım hizmetleri de değerlendirdiklerinde Zeytinburnu'nda Mustafa Fazlıoğlu'nun katkıları ne olabilir diye kendilerine sorduklarında Mustafa Fazlıoğlu'nun belediye başkanlığı adaylığını benim dışında hem partili çevre hem parti dışında beni tanıyan çevreler değerlendirmişlerdir.
Bu anlamıyla baktığımızda yani bu son dönem değil, işte ben bir önceki seçim dönemi de bunu parti içi kamuoyu ve Zeytinburnu kamuoyu da biliyor. Ben gene belediye başkanlığına adayı olmuştum. O dönem hepimizin bildiği Sayın Doktor Adil Emecan'ın adaylığıyla parti seçimlere girdi. Sonraki dönemde benim örgütle olan temaslarım, örgütün talepleri benim talebimle birleşti. Bunu son ilçe kongresinde de görmek mümkün. Ve beraber örgütle birlikte yaşadığımız süreç benim aday adaylığımı önümüzdeki döneme ilişkin daha öne çıkarttı. Bu süreci hep birlikte yaşıyoruz. Peki, aslında biz Zeytin'de Zeytinburnu'nun adını iyi tutuyoruz. Aslında röportajımızın temeli de şu, sizin örgüte adaylığınızı, belki aday adaylığınızı açıkladığınız yönünde. Bu doğru mu? Siz aday mısınız yani? CHP'den aday adayı olacak mısınız? Geçtiğimiz günlerde ilçemizde, ilçe başkanımızın çağrısıyla örgütümüzde ilçe danışma kurulu toplantısı yapıldı. Gündemi seçimler, yerel yönetimler ve önümüzdeki döneme ilişkin Zeytinburnu'nun sorunlarıydı. Çok ciddi, tartışmalı, çok verimli bir toplantı geçti. Ve ben o toplantıda hem partime hem de oradan da Zeytinburnu kamuoyuna aday adaylığımı açıkladım, doğrudur. Peki, yani Zeytinburnu siyasetinde CHP'de bugüne kadar önemli bir isim var, Adil Emecan var. Ya tabii seçimde durum ne gösterir, ne değişir belli olmaz ama oldu ki Adil Emecan aday olmadı. Adil Emecan desteğini alacak mısınız? Veya işte diğer grupları, daha dağınık grupları bir araya toplayabilecek mi Mustafa Fazlıoğlu CHP'de? Elbette, yani yalnız Adil Bey değil, tüm arkadaşlarımızla birlikte önümüzdeki süreci el ele, kol kola bir dayanışma içerisinde seçime gideceğiz. Bununla ilgili çalışmalara daha bugünden başladık. Ben daha geçen günlerde adaylığımı düşündüğüm süre içerisinde parti içerisindeki tüm arkadaşlarımla hem kendi aday adaylığımı hem önümüzdeki döneme ilişkin projelerimi ve arkadaşlarımızın düşüncelerini alarak bir hazırlanma süreci yaşıyoruz. Ben umuyorum ki bu sürecin sonunda Zeytinburnu'nda Cumhuriyet Halk Partisi ailesi kol kola el ele seçim şartı vererek birlikte hiç ayrım olmaksızın seçime gidecektir. Ve nihayetinde de seçimi göğüsleyip Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Sosyal Demokratları Zeytinburnu'nda tekrar iktidar yapacaktır. Aslında az önce bir kelime söylediniz. Ben çalışmaya başladım dediniz. Adaylığınız kesinleşirse veya işte aday adaylığı sürecine başvurduktan sonra veya bugünden itibaren nasıl bir yol haritası izleyeceksiniz? Nasıl bir seçim stratejisi uygulayacaksınız seçimi kazanmak için? Yani öncelikle biraz önce bahsettik, parti içerisindeki tüm arkadaşlarımızla, örgütün tüm kesimleriyle bir bütün olarak seçimlere hazırlanacağız. Şimdi bunun tabii birkaç ayağı var. Yani bir tanesi parti içi çalışma aksı var, bir tanesi de dışa dönük, yani Zeytinburnu halkıyla birlikte yapacağımız çalışmalar var. Parti içini biraz önce bahsettim, yani örgütle bir bütün halinde, tüm arkadaşlarımızla kol kola yani yana bir seçim stratejisi, seçim süreci izleyeceğimize inanıyorum. Bununla ilgili gerek ben, gerek ilçedeki arkadaşlarımız, gerek ilçe başkanımız bir çaba içerisindeyiz. Öbür taraftan yani nasıl bir seçim, nasıl bir Zeytinburnu gibi algılarsak, konuşmamızın başında yani Zeytinburnu'nu, ailemin Zeytinburnu olduğunu, mesleğimin mimar olduğunu, İşte 50 yıla yakın süredir Zeytinburnu'nda yaşadığımı ifade ettim. Ben Zeytinburnu çamurunu çiğnedim. Zeytinburnu sokaklarda misket oynadım. Topaç çevirdim. Zeytinburnu çok iyi biliyorum. Zeytinburnu'nun sorunlarını biliyorum. İşte mimarım, meslek odamdayım. Sorunlara yaklaşımı, sorunlara yaklaşırken onların çözüm, nasıl çözüm olabileceklerini de biliyorum. Partimiz için daha önceki seçim dönemlerinde hazırladığımız çalışma programları var. Bu çalışma programları hep arşivlidir. Bunlara ulaşmanız mümkündür. Yani Zeytinburnu halkıyla da biz bunları paylaştık. Orada tanımladığımız projeler var. Bu projelerin bir kısmı hayata geçti, noksanda olsa bir kısmı da hayata geçmedi. Biz bu projelerimizi tekrar halkımıza buluşturacağız. Yeni projelerimizi halkımıza sunacağız. Tabii buradan baktığımızda Zeytinburnu'nun en önemli sorununun önümüzdeki dönemde İşte adına kentsel dönüşüm dediğimiz, kentsel yenileşme dediğimiz olgu olduğunu görüyoruz. Belki bununla ilgili görüşlerimi biraz sonra söyleyebilirim. Ama yani bilmiyorum, işte şuradan bakarsak herhalde gözükebiliyor.
Cumhuriyet Halk Partisi Zeytinburnu İlçe Yönetim Kurulu Yerel Yönetimler Raporu diye bir rapor var. Ben bu raporu 10 yıl önce hazırladım. Burada Zeytinburnu'yla ilgili birçok konuda çözüm önerilerimiz var. Buna bugünün ihtiyaçlarını da koyarak önümüzdeki dönemde bunu biraz önce söyledim, Zeytinburnu halkıyla paylaşarak çözüm önerilerimizi Zeytinburnu halkına sunacağımızı sizlere söyleyebilirim. O Zeytinburnu'na neler yapacaksınız? Vaatleriniz ne olacak? Oraya geliriz daha sonra. Şimdi şu aşamada eğer CHP aday adaylık sürecinden sonra kararını verir, sizi Mustafa Fazlıoğlu Zeytinburnu Belediye Başkanı adayı gösterirse karşınızda keza güçlü bir aday olacak. Yani Belediye Başkanı Murat Aydın olacak. Şu an gözüken o. Belki orada da bir değişiklik olur ama şu anki pencereden bakıyoruz. 10 yıl, 12 yılda Zeytinburnu yöneten bir isim olacak. Yani bu aşamada, bu pencereden baktığınızda işiniz çok zor değil mi? Ben zor olarak görmüyorum. Yani 15 yıllık bir süreç olacak. 15 yıllık süreç seçimi zamanda yapılacağını düşünerek 15 yıldır Zeytinburnu'nun anlayışını yönetiyor. Ve Murat Aydın tekrar aday olacaksa işte 15 yıldır Murat Aydın yönetiyor. 20 yıla doğru giden bir adaylık süreci olacak. Yani insan işte yaşamının neredeyse işte dörtte biri, Allah uzun ömür versin hepimize, ona da uzun bir süresi adaylıkta ve belediye başkanlıkla geçecek. Bu bir yorgunluk sürecidir aynı zamanda. Yani 20 yıl iktidarda kalmak insanların artık yapabilecekleri vaatlerinin de sonudur. Yapabileceği yeni bir şeyler yoktur. Bir de bizim yani temel farkımız yerel yönetim anlayışından kaynaklanıyor. Yani biz sosyal demokratlarla arkadaşlarımızın yerel yönetimlere bakışı, yerel yönetimler anlayışımız çok farklı. Ben önümüzdeki süreci bizim kampanyamız açısından çok zorlu bir süreç olarak görmüyorum. Biraz önce anlattığım yapacağımız çalışmalarla, Zeytinburnu halkıyla bütünleşerek biz önümüzdeki dönemde seçimleri alacağımıza son derece inanıyorum. Bu konuda ben kendime güveniyorum, partime güveniyorum, partili arkadaşlarıma güveniyorum. Hep beraber bu süreci bir başarıyla tamamlayacağımıza inanıyorum. Aslında burada biraz daha sizden uzaklaşıp bir Zeytinburnu'nda yaşayan bir vatandaş olarak, burada köklü bir aile olarak veya bir mimar gözüyle Zeytinburnu'nu şöyle son 10 yılın, 12 yılını bize bir değerlendirir misiniz? Neler yanlış yapıldı veya neler doğru yapıldı? Yani şimdi Zeytinburnu'nun biraz daha öncesine gidelim. Zeytinburnu'nu temel değiştiren projeler SHP döneminde, SHP'nin hem yerel iktidarlarda hem ana kentte iktidar olduğu dönemdir. Yani sosyal demokratların döneminde yapılmıştır. Nedir bunlar? Hemen aklıma gelenleri söylüyorum. İşte bir kumcuların kalkmasıdır. İşte bir dericilerin kalkmasıdır. İşte ambarların kalkmasıdır. Nedir? Tramvay hattının projesinin değiştirilerek o günkü Zeytinburnu'ndan siyaset yapan ana kent meclis üyesi ve belediye başkanımızın katkılarıyla tramvay hattının Zeytinburnu içerisine girmesidir. Zeytinburnu'nda köklü değişiklikler sosyal demokratların iktidarları zamanında yapılmıştır. O günden bugüne baktığımızda doğrusu çok yapılan bir değişiklik görmüyoruz. İmar hareketleri devam etmekte. Kaldırımlar düzenlenmekte. Daha ötesi bir şey görmüyoruz. Toplumun yaşantısını, toplumun yaşayan halkın yaşam kriterini olumlu etkileyecek hiçbir hareket görmüyoruz. Mesela ben size örnek vereyim. Kültür merkezleri, bilgi evleri veya işte başka caddeler, aydınlatma, bunları siz icraatlar olarak görmüyor musunuz? Bunlar olması gereken doğal icraatlardır. Elbette yani kültür evi projesi doğru projedir ama noksan ve yanlış bir projedir. Yani adliye meydanında yapılan kültür evi tek başına bir proje olarak algılandığı zaman o meydana yazık edilmiştir. Yani adliye meydanı Zeytinburnu'nun simgesel, yönetsel meydanlarından bir tanesidir. Bir bütün olarak projelendirilmesi gerekir. O proje içerisinde elbette kültür evi de olabilmeli ve olmalıdır. Ama salt kültür evinin adliye meydanında yapılmış olması o meydanın doğru planlanmadığının bir göstergesidir. Bu anlamıyla o meydana yazık edilmiştir. Bir mimar gözle Zeytinburnu meydan nasıl olmalıydı? O zaman sözü buraya getirdik. Yani bir kere ben mimar olarak benim de değil, yani bir kişinin, iki kişinin iki dudağı arasından çıkan projelerle yapılmaması lazım. Kent meydanları simgesel anlamda taşıyan karakterlere sahip olmalı. Bu anlamıyla belki de ulusal mimari projelerle elde edilmesi gerekir. Ama Zeytinburnu meydanında böyle bir şey görmüyoruz. Mesela hemen aklıma gelen
bizim çocukluğumuzdan, ilk gençliğimizden adliye meydanının simgesel bir değeri olan bizim bir su kulesi vardır. Yani o proje içerisinde muhakkak o simgenin yer alması lazım. Bir merkez parkımız yoktur, bir merkez camimiz yoktur. Örnek olarak söylüyorum, bir ciddi bir tören alanımız yoktur. Yani bütün bunları konuşup, bütün bunları değerlendirip, bunları bilimsel bir anlayışla yeniden programlamak ve planlamak lazım. Biz örneğin hemen yani işte denizi kullanmıyoruz. Yani arkadaşlarımız 15 yıldır Zeytinburnu yönetiyorlar. Biz sahile Zeytinburnu Belediyesi'nin sahildeki hizmet binasının önünden ulaşmaya çalışıyoruz. O da bazen kapandığı zaman vatandaşımız, halkımız sahile ulaşamıyor. Biz suyu kullanamıyoruz, denizi kullanamıyoruz. Yani bütün bunları kullanabilmemiz lazım. Bütün bunları programlayıp çözebilmemiz lazım, projelendirmemiz lazım. O zaman aslında burası da bir dönüşüm. Kentsel dönüşüme o zaman buradan geçelim. Sümer'de kentsel dönüşüm başladı. Aslında Zeytinburnu öncü ilçelerden bir tanesi. 10 yıl sonra Türkiye'nin geldiği aşamada kentsel dönüşüm konuşuluyor. Bunun için bir yasa çıktı. Sizce Zeytinburnu'da kentsel dönüşüm alanında neler yapıldı, neler doğru yapıldı, neler yanlış yapıldı? Belediye başkanı siz olursanız kentsel dönüşüm açısından Zeytinburnu'da neler yapacaksınız? Yani dönüşüm yaşamın doğasında olan bir şey. Yani dönüşüyoruz, kentler de dönüşüyor, sabit değil. Ama kentsel dönüşüm diye bahsedilen günümüzdeki bu olgu aynı zamanda kentsel yenilenmeyi, yeniden yapılanmayı işte içerisinde reorganizasyonu da içeren bir kavram. Şimdi böyle baktığımızda kentsel dönüşüm diye başlayan süreç sonuç olarak afet riski altındaki yapıların dönüştürülmesine dair bir kanunla tanımlandı ve o uygulanmaya sokulmaya başlanıyor. Bununla ilgili ciddi sıkıntılar var, ciddi uygulamada haksızlıklar var. Bunların eleştirisine biraz sonra gelirim. Zeytinburnu'na baktığımızda ise işte bu 99 depreminden sonraki süreçte gerek başbakan, gerek Anakent Belediye Başkanı, gerek Sayın İlçe Zeytinburnu Belediye Başkanı kentsel dönüşümün Zeytinburnu'ndan başlayacağını söylediler. Ve bununla ilgili de Seyit Nizam ve Merkez Efendi mahallelerindeki eski bizim karpuz halinin olduğu alanda da dönüşümün başlayacağını müjdeyle ilan ettiler. Daha ötesinde İstanbul'daki bütün köprülü kavşakları da bunun pankartlarını astılar. Sevgili arkadaşlar, tarih yakın. İşte kentsel değil, ramsal dönüşüm. 3 Ocak 2009 Cumartesi Cumhuriyet Gazetesi. Küpürü. Orada yapılan konutlar, Kiptaş tarafından yapılan konutlar, akıllı konut diye nitelendirdiğimiz konutlar, bunların hepsi alıcılar tarafından alındı, yani satıldı, ciddi paralara satıldı. Yani dönüşüm diye başlatılan projede Zeytinburnu halkının, Zeytinburnu'nun gerçekten ihtiyacı olan konutu çökme tehlikesi altında olan vatandaş oradan faydalanmadı. Bunu başaramayınca arkadaşlarımız, kentsel dönüşüm Zeytinburnu'ndan başlıyor diye hem Türkiye kamuoyuna hem İstanbul'a hem Zeytinburnu kamuoyuna söz vermişlerdi. Bunun gereğini yapmak için yeni arayışlara girdiler. Bu arayışlarda işte Sümer'deki kentsel dönüşüm denilen alanı buldular. Sümer'de yapılan bir kentsel dönüşüm değil arkadaşlar. Sümer'de yapılan özünde bir yeşil alanın, Koç'a ait olan bir yeşil alanın kamuya ait olan bir araziyle harmanlanarak birilerine kat karşılığı verilmesidir. Özü budur. Bunun sonucunda Koç'a takriben 500 küsür daire, tam bilemiyorum. Harmanlama sonucunda hepimizin amatör saha ve park olarak bildiğimiz alanda yapılan konutlardan da 420 civarında, 440 civarında bir bağımsız bölümün de kamuya, Kiptaş'a kaldığını biliyoruz. Şimdi buralar Zeytinburnu halkının malı. Buradaki pazarlıkları, buradaki sözleşmeleri, buradaki anlaşmaları ben bilmiyorum. Mesulesi arkadaşlarıma sordum. Onlar da bilmiyor. Talep ettikleri halde elde edemiyorlar. Şimdi orada Zeytinburnu halkının 450'ye yakın bağımsız bölümü var. Bunlar Zeytinburnu halkının malıdır. Biz bunların takipçisi olacağız. Bunların peşine düşeceğiz. Orada ilan edilen, dönüşüm alanı ilan edilen halk da yaklaşık 10 yıldır mağdur ediliyor.
onların mağduriyetinin muhakkak giderilmesi lazım. Haklar olan dairelerin birebir, belki daha fazlasının o vatandaşlara verilmesi lazım. Yani bunların yaptıkları işte %25 kesintilerle hesaplar da ben doğru bulmuyorum. Bunların bu anlamıyla Sümer'de yaptıkları da kentsel dönüşüm olmadığını düşünüyorum. Aslında Zeytinburnu'na şu anda baktığımızda eğitimle ilgili sıkıntılar var ciddi olarak. Ondan sonra sivil toplum örgütleri gençlere yönelik veya eğitimde sizin de gibi belediye başkanı adayı olursanız, partinizi aday olarak gösterirseniz ne gibi vaatleriniz olacak veya nereye gibi projeleriniz olacak? Sivil toplum örgütleri, gençler ve eğitim alanı. Yani bir kere bu biraz da yerel yönetim anlayışının içerisinde bir cevaplandırması gereken bir soru olarak düşünüyorum. Yani bizim yerel yönetim anlayışımız toplumcu ve halkçı bir yerel yönetim anlayışı. Biz yerel yönetimi tasarlarken, düşünürken işte gençler, sivil toplum örgütleri, halkın örgütlü kesimlerinin karar süreçlerinde kendini geliştirme süreçlerinde olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamıyla sivil toplum örgütlerini önemsiyoruz. Yöresel dernekleri önemsiyoruz. Gençleri önemsiyoruz. Bunların demokratik deneyim kazanmalarının da yerel yönetim anlayışından geçtiğini düşünüyoruz. Sivil toplum örgütleriyle yerel yönetimlerin birlikte çalışması gerektiğini söyledim. Gençler de muhakkak genç meclisleri dediğimiz meclislerle yerel yönetimlerin karar alma süreçlerinde yer almalı gerektiğini düşünüyorum. Gene toplumun farklı kesimleriyle etkileşim halinde derneklerin ve sivil toplum örgütlerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamıyla gençlerimizin sokaklarda daha verimli ve üretimli olabilmeleri için onların sporla ilişkilerini, yeşil alanla buluşmaların anlamında yerel yönetimlere büyük görevler düştüğünü düşünüyorum. Yani Zeytinburnu'nu incelediğimizde bugün yeterince spor alanı yok. İlçemizde gençler dediğimizde bu anlattığım noksanlıkların dışında gençlerin eğitim alanlarının yeterli olmadığını biliyoruz. Yani ilçemizde yeterli okul alanı yok. Okullarda sıkışıklıklar var. Bütün bunların ötesinde bunlar yetmezmiş gibi geçtiğimiz günlerde Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Vakfı'na 160 dönüme yakın bir arazi tahsis edildi. Bu arazi üzerinde de 5 tane okul ve 1 tane okul alanı var. Bu önümüzdeki süreçte zaten yetersiz olan okul ihtiyacının Zeytinburnu'ndaki durumunu gösteriyor. Yani çok daha fazla bizim okul alanı bulmamız ve okul yapmamız lazım. Bu gençlerin daha sağlıklı ortamlarda eğitimlerini tamamlayabilmeleri için. Aslında siz şu an CHP'nin bir aday adayısınız. Seçime bir yıldan daha fazla bir süreç var. Bu zamana kadar belki sizden başka aday adayları da CHP'de ortaya çıkacak. Parti bu aşamada diğer aday adaylarla sizinle birlikte nasıl bir seçim yapacak? Nasıl bir yol izleyecek? Seçimini yaptıktan sonra aday olarak sizi gösterirse sizin diğer aday adaylarıyla birlikte nasıl bir yol haritanız olacak? Yani parti üst kurullarımızın karar vereceği bir yöntem bu aday adaylarının adaylaşması süreci. Ben Mustafa Fazlıoğlu olarak siyasi yaşamımda ön seçime hem önem veren bir kişiliğim oldu. Doğrusu önümüzdeki süreçte de hem ilçemizde hem Türkiye'nin her yerinde belediye başkanı adaylarının ön seçimde belirlenmesinden yanayım. Bu ön seçim kısıtlı bir ön seçim değil. İlçedeki tüm üyelerin katılımıyla daha demokratik bir yapıya kavuşacağı için tüm üyelerin katılımıyla bir ön seçimi ben isterim. Doğrusu da budur diye düşünüyorum. Peki ön seçim yapıldı ve aday olarak siz çıktınız. Diğer tarafta aday gösterilmeyen veya işte aday adaylar olacak. Onlarla nasıl kucaklayacaksınız onlara örgütü? Ön seçim ortamı hepimize bir yarışma ortamı verecek. Ben yalnız kendim değil, diğer aday adayı arkadaşlarımla birlikte de kendimizi hem Zeytinburnu halkına sunacağız ve örgütümüze sunacağız. Örgütümüzün tercihine hepimiz bir kere saygı duyacağız. Bu tercih sonucunda benim adaylaşmam durumunda ben diğer olabilecek tüm aday adaylarıyla bir arada olmak için ciddi çaba sarf edeceğim.
Bu çabayı yalnız kişi olarak ben değil, benim ilçe örgütüm, ilçe başkanım da sarf edecektir. Nihayetinde bizler toplumun huzuruna çıkarken tüm aday adaylarıyla el ele kol kola çıkacağız. Cumhuriyet Halk Partisi geçmişte bunu yapmıştır. 89 yılındaki belediye seçiminde de ön seçim yöntemini uygulamıştır. Orada da 6 aday adayı arkadaşımız yarışmıştır. Yarış sonunda bir arkadaşımız adaylaşmıştır ve diğer adaylar bu arkadaşımızın yanında yer alarak Zeytinburnu halkının huzuruna çıkmışlardır ve Zeytinburnu'nun da sosyal demokratları iktidar yapmışlardır. Son olarak, artık röportajımızın sonuna geliyoruz Mustafa Başkan. Son olarak Zeytinburnu halkına, belki CHP örgütüne, Zeytinburnu'daki seçmene son olarak mesajınız ne? Siz aday olursanız, işte belediye başkanı olursanız, seçilirseniz Zeytinburnu halkına, Zeytinburnu'na ne gibi yenilikler getireceksiniz? Yani ben bir kere bir Zeytinburnu olarak Zeytinburnu'nun tüm sorunlarını biliyorum. Zeytinburnu'nun bu sorunlarına ilişkin çalışmalarım hem büromda geçmişten bu yana devam etmekte. Önümüzdeki günlerde partim adına bir çalışma ofisi düzenleyerek akademik çevreleri ve bilim insanlarını da Zeytinburnu çalışmaya başlayacağız. Bunlarla birlikte gelecekteki nasıl bir Zeytinburnu, nasıl bir kent Zeytinburnu'nu partim adına Zeytinburnu halkına sunacağız. Bu çalışmalar devam edecekken kendi onlara atlık olacak çalışmalarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bizim yerel yönetim anlayışımızın gereği de kenti ilgilendiren, kentin önemli yapılarını, kenti dönüştürecek yapı ve bu tür projelerde muhakkak halkın katılımını sağlayacağız. Yani kararları yalnızca biz tek başımıza almayacağız. Kentte herhangi bir dönüşüm yapacaksak, kentte herhangi bir düzenleme yapacaksak, muhakkak biraz önce bahsettiğimiz sivil toplum örgütleri, gençlik örgütleri, kentte yaşayan diğer bilim çevreleri ve halkın o projede söz ve karar sahibi olmasını sağlayacağız. Şimdi bu bakış açısıyla kısaca da bahsetmem gerekirse, hepimiz Zeytinburnu biliyoruz. Hemen aklıma gelen mesela bir Üsküp meydanımız var. Meydanlarımız var ama bir Üsküp meydanımız var. Üsküp meydanında bir saat kulemiz var. Allah aşkına gidin hemen bakın, o saat kulesi yamuktur. Ciddi söylüyorum, yamuktur. 15 yıldır iktidardaki bu arkadaşlarımız bunu görüp düzeltemezler. Biz kentin böyle simgesel alanlarına, işte Yeşiltepe meydanına, Çırpıcı meydanına, telsizdeki meydanlarımıza o kentin küçük simgesel anıtlarını dikeceğiz. Yani oraya giden, o kentte, o mahallede yaşayan insan Çırpıcı mahallesini solurken ta geçmişten günümüzde o simgesini orada hissettireceğiz. Bu çalışmayı mahalleli ve bilim insanlarıyla birlikte yapacağız. Projelerimiz, biraz önce bahsettim, işte sahil dedim, sahili kullanamıyoruz dedim. Sahili muhakkak Zeytinburnu halkına açacağız. Bununla ilgili çok önceden gelen bir projemiz var. Bunu duymuş da olabilirsiniz ama Zeytinburnu halkının bir kısmı duyduğunu biliyorum. Zeytinburnu tren istasyonunun Çukur'dan geçen kısmının üstünün kapatılması. Yani Zeytinburnu'nda halkın tren yolu ve araç yolu engel olmadan sahile ulaşımını sağlanması. Daha ötesinde otoyolu, yani sahil yolunu da aşarak Zeytinburnu halkını muhakkak denize ulaştıracağız. Denizde ulaştırdıktan sonra su sporlarıyla Zeytinburnu halkını buluşturacağız. Denizden hiç faydalanmıyoruz. Bir balıkçı barınağımız var. Zeytinburnu halkı orayı da yeterince kullanmıyor. Burayla ilgili bir projeler geliştireceğiz. Yani suyu kullanacağız. İşte gençlerimiz, öğrencilerimize deniz sporları yaptıracağız. Belki yelken sporu yaptıracağız. Belki yüzme sporu yaptıracağız. Belki orada yarışmalar yapacağız. Bütün bunları oluşturacağız. Hemen aklıma gelen, Zeytinburnu'nun bir kent festivali yok. Bir kent festivali yapacağız. Bunu ulusal, uluslararası boyutlara kazandırmak için çabala sarf ettireceğiz. Zeytinburnu'da ciddi bir sorun otopark sorunu, trafik sorunu. Bunu muhakkak çözeceğiz. Burada imar mevzuatı, yönetmelikler buna el veriyor. Muhakkak çözeceğiz. Yeraltı otoparkları, yerüstü otoparkları bir şekilde çözeceğiz. İşte adliye meydanı düzenlemesi dedik. Adliye meydanını bir işte seyir terasıyla simgesel, bizim su kulesinin simgeleyen bir kafeyle, sergi alanlarıyla bir kent meydanı, bir yönetsel meydan şeklinde düzenleyeceğiz. Bu düzenlemeyi gene ulusal bilim çevreleri ve Zeytinburnu halkıyla birlikte muhakkak planlayacağız.
Amatör spor kompleksi var, onu daha işler hale getireceğiz. Zeytinburnu'ndaki Zeytinburnu Stadyum projesini muhakkak hayata geçireceğiz. Zeytinburnu Spor'a da o eski değerli günlerindeki değerini kazandıracağız. Onun gene hepimizin gurur duyduğu bir takım haline dönüşmesi için Zeytinburnu halkıyla birlikte mücadele edeceğiz. Sağlık politikamızı geliştireceğiz. Sosyal demokratların sağlıktaki yönetimdeki uygulamalarını Zeytinburnu'nda hayata geçireceğiz. Yani sağlığa erişimi muhakkak ücretsiz yapacağız. Hastanelere ulaşımı kolaylaştıracağız. Zeytinburnu'nda halkımız istediği anda 5 dakika içerisinde ambulansla buluşmasını sağlayacağız. Bunlar çok basit projeler, bunların hepsini hayata geçireceğiz. Biz aile danışma merkezlerini daha işler hale getireceğiz. Çıpıcı Çayırı projesi. Çıpıcı Çayırı önemli bir mesire yeridir İstanbul için. Bunun bir kısmı Zeytinburnu'nda kalmakta, bir kısmı da Bakırköy kesiminde kalmakta. İşte Bakırköy kesimi yağmalanmıştır. Biliyorsunuz orada Marmara Forum diye bir AVM yapılmıştır ve adliye vardır. Bir kısmını da Bakırköy Belediyesi dönüştürmüştür, doğru bir proje yapmıştır. Biz de Zeytinburnu kesimini halkın dinlenebileceği, Çırpıcı Çayırı'nın o tarihsel özelliklerini barındırabilen bir mesire yeri haline getireceğiz. Nefes alabileceğimiz, hafta sonları ve hafta içi dinlenebileceğimiz bir alan haline burayı dönüştüreceğiz. İlçemizin giriş çıkışları var. Hala sıkıntılı. 20 yıldır, 30 yıldır sıkıntılı. Bu sıkıntılar devam etmektedir. Hem tren yolu altlarındaki sıkıntılı girişler vardır, hem trafik açısından bir keşmekeş vardır. Buralarda muhakkak düzenleyeceğiz. Kent içindeki ulaşımı, Zeytinburnu halkının Zeytinburnu içerisinden bir yerden bir yere ulaşımı için de çalışmalar yapacağız. Belki Zeytinburnu içerisinde belediye tarafından hizmete geçirilecek bir ring, ücretsiz bedava ring ulaşımıyla Sümer'deki vatandaşımızı Seyit Nizam'a, Yeşiltepe'deki vatandaşımızı işte metroya, E5'e ücretsiz olarak ulaştırabileceğimizi düşünüyorum. Bu ve benzeri projelerle Zeytinburnu daha yaşanılır bir kent haline getirmeyi düşünüyoruz. Tabii bütün bunları neyle bağlayabiliriz? Kentsel dönüşümle bağlayabiliriz. Biz içinde halkın olduğu, halkla birlikte, Zeytinburnu halkıyla birlikte gerçek anlamda kentsel dönüşümü başarabileceğimize inanıyoruz. Bu kentsel dönüşümle birlikte Zeytinburnu halkının Zeytinburnu'nda huzurlu, mutlu yaşayacağı günlerde tüm sizlerle ve Zeytinburnu halkıyla buluşmak üzere ben size teşekkür ediyorum.